Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rappel e, sıfırdan başlanış rehberini oynayacağız. Bu kısa versiyonu arkadaşlar. E, her şeyi çok hızlı bir şekilde yapacağız fazla uyalanmadan. Öncelikle oyuna başladığımız zaman direkt burada bir adam var. Buradan üstünde ünlem var gördüğünüz gibi. Buradan Asura antrenmanı görevini alacağız. Kabul et diyeceğiz. Devam Gülebileceğiz. Q'ya bastığımız zaman 3 tane vahşi kedi öldürmemizi istiyor. Hemen öldürmeye başlayalım. 3 taneyi öldürdük. Hemen adama tekrar teslim edelim görevi. Herhangi bir item aldık. Tamam dedik. Yeni görevi alalım. Çaylak yetenekleri demiş. Bizden ne istemiş? Fiziksel antrenman seviye 1. K tuşuna kastamonu'ya basıyoruz. Fiziksel antrenman seviye 1. Şu ilk baştakini açıyoruz. K'ya basıp kapatıp görevi teslim ediyoruz. Tekrardan yeni görev alıyoruz. Yeni görevimizde bizden 3 tane vahşi ee, kedi pençesi toplamamız e, toplamamızı istiyor. Hemen bir daha kesip başlayalım evet üçünü de kestik teslim edelim hemen görevi görevi teslim ettik silahımızı aldık yeni görevimiz sistina ile karşılaşma. hemen şu anda bize bu yolun sonundaki başka bir adama görev gönderiyor hemen oraya gidelim evet buraya geldik ve hemen görevi bu kişiye teslim edeceğiz yeni görevimizi alacağız Bakalım bizden ne istiyor. Görevi tamamladık. Kendisine geldik. Görevi tamamladık. Yeni görevimizde sınıf seviyesi 3 diyor. Hemen e, güle güle diyelim. K tuşuna basalım. Sınıf seviyesi 1. Sınıf seviyesi 2. Sınıf seviyesi 3. Görev tamamlandı. Hemen yeni görevimizi alalım. Bakalım bizden ne diyor. Yeni hoca görevi mi verecek? Hayır. Bunlar da hemen az sonra e, yeteneklerini açalım. Bu arada şöyle göstereyim. Burada da Görev olursa zaten üstünde baloncuk çıkacak kare. Bunların hepsini tek tek açacağız. Ha, oldu. Hemen yeni görevi alalım. Tamam. Şimdi yeni hoca görev var. Evet. Şehrin içerisindeki başka bir kişiyi yanına gönderiyor. Hemen şehrin içerisine gidelim. Arkadaşlar burası Çaylaklar Adası'dır. Burada hiçbir zaman pek insan gezmez. E, i̇şini tamamlayan buradan çıkar gider. Burada oyuncu görmememiz e, normaldir. Oyunun içerisinde oyuncular genelde pazarda, ufukta ve saklı köylerde olur genelde. Şimdi görevimizi alalım. Bakalım bizden yeni görev ne istiyor. Lak tüccarını görmeye gideni alalım. Bir de ayrıca birinci sınıf değişikliği görevini alalım. Öncelikle merdivenlerden yukarı çıkıp karşıdan lak tüccarı görevini alalım. Gördüğünüz gibi lak tucağını görevi teslim edip yeni görevimizi alalım bunu yapmamız lazım yapmazsak olmuyor ee, bizde bir lak diye bir görev verdi bunun için şu lak takmamız gerekiyor çift tıklayıp da taktık şimdi öncelikle bunu yapmadan önce bir de şu diğer görevi alalım arkadaşlar o da karşı merdivende hemen bu kişiden görevi teslim edelim ne? herhangi bir şey ver bize. Bakalım sınıf değişikliği diyor. Burada sınıf değişikliği yapmadan önce zaten sınıf seviyemizin de 10 olması gerekiyor. Şu anda yapmayacağız arkadaşlar. Ee, şunu 10 levele getirdikten sonra yani 20 levelde alabiliyoruz. Hemen bir lak alınız görevini halledelim. Bunun için de herhangi bir canavar öldürmemiz lazım. Nerede var? Şu karşıdan bir yerden gidelim. Bir tane canavar öldürelim. Ancak e, bu karşıdan canavar öldürmeden önce bu ışınlayıcıdan Saklı Köyü Hidden Village diye yazıyor. Buraya geliyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten biraz kalabalık. Bugün aslında kimse oynamaz oyunda ama yine de e, biraz kuru bir kalabalık var. Şaman Taros diye birisi var. Bundan öncelikle e, Saklı Köyü buffunu alıyoruz. Bir de Player buffunu alacağız. İkisini de aldım. Şimdi devam edelim. Tekrar döneceğiz Çaylak Adasına. Bunun için ise buradan gördüğünüz gibi teleportasyoncu e, yamiye tıklayacağız. Train'in standa en baştakine gideceğiz. Geldik şimdi hemen bir canavar alalım. Bakalım hareket hızımız da değişti, hasarımız da değişti. Şimdi bunu öyle verelim. Gördüğünüz gibi lak görevi oldu. Hemen teslim edelim. Lak görevini teslim ettikten sonra bize tekrar e, bize görev veren adamı gönderiyor. Ona gidelim. Geldik görevi teslim edelim. Şimdi eşya geliştir görevi var. Demirciye gidip herhangi bir üstümüze giydiğimiz bir silahı bir level seviye atlatacağız. Hemen demirciye geldik. Üstümüzdeki herhangi bir şeyi geliştir dedik. Görev oldu. Hemen tekrarlama görevi verelim. Bunu da tamamladık. Bakalım bize şimdi ne verecek? Tüccarın ricası. Bunu yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? şimdi öncelikle e, 20 level olmamız gerekecek 20 level olana kadar kasılacağız bunun için ne yapabiliriz bu söylediklerimi yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi teleportasyoncu var arkadaki saklı köye götürendi Çay, e, buradan değil özür dilerim buradan biz öncelikle Ç'ye e, gideceğiz arkadaşlar Doğu kıyısına gideceğiz şöyle haritayı açalım Doğu kıyısına e, çaylaklar adası buradan Doğu kıyısına gideceğiz Şu da kum yanan kum kıyısı diyor. Orada arkadaşlar piranaları falan alıp 20 level olup geri buraya geleceğiz. Yine ben şu tüccarın ricası görevini bir kabul ettim. Bakalım ne istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bizden ne isteyecekti. Ot toplaması bu görevi almayacağım. Dediğim gibi onun yerine e, gideceğim. Kendim e, canara keseceğim. Siz bunu yapabilirsiniz. Hatta yapalım yani. Hazır bu da izliyorken de hemen görevi alalım. Gidelim ot toplayalım. Hemen şehrin arkasında küçük hayta da bakın görebiliyorsunuz işaretlenmiş. Bunları toplayıp tücaya geri getirelim. Gördüğünüz gibi bedi gençlik otu diyor. Bunları çift tıklayarak toplayacağız gördüğünüz gibi. 5 tane toplayıp geri gideceğiz. Ve sonuncusunu topladım arkadaşlar. Görevi teslim etmeye gitmeden önce 20 level olup öyle gideceğim. Bu yolun sonuna kadar gittikten sonra piranalar var. Onları kesip 20 level olup tekrar şehre döneceğim. Yanan kum kıyısına geldim arkadaşlar. Burada piranalar var. Keseceğiz bunları. Buflar aldığımız için tek atıyoruz. Eskiden bu levellerde bunlara geldiğimiz zaman bunlar bizi öldürürdü. Kaçardık hep. Şu an daha kolayız. Çünkü saklı buflarını aldık. Burada enerji tasarrufçusunu da açmadım ama. Yani seviye hızlı daha hızlı seviye almak için. E, 14, 15 levele kadar geldim. İlerleyip de buradan 20 levele kadar gidebiliriz. Niye burada 20 level olayına takıldım? Çünkü sınıf seviyesini 10 yapıp o şekilde e, İkinci sınıfımıza atlayacağız. Yani okçu mu olacağız, büyücü mü olacağız, katil mi olacağız, başka bir şey mi olacağız? Onu 10. seviye olduktan sonra nasıl belirliyor arkadaşlar. Öncesinde yaparsanız çağınız güçlü olmaz. Daha e, yani çok büyük bir fark gözetemezsiniz ama sınıf seviyeniz her seferinde maksimum seviyeye gelince e, sınıf atlatmanız gerekiyor. O yüzden 20 level olmaya çalışacağım hemen. Tahmin ettiğimden de daha yavaş eks geliyor. O yüzden ben Sakkı ışınlandım buradan zindan teleportasyon yüzünden. Zaten birazdan yapmam gereken şeyi şimdi yapıp da Mehtap Tapınağı'na ışınlanacağım. Şu yıldızı kaldırayım koruyacağı yoksa içeri girmez. Hemen burada bir 20 level olup geri geleyim. Sadece bir veya iki tane slot keserek zaten hemen 20 level oldum arkadaşlar görüyorsunuz. Evet 20 oldum bile. Şimdi hemen çaylaklar arasına geri döneyim. Geri dönüş yapabilmek için burada gördüğünüz gibi geri dönüş paşmeni ismi return scroll diye yazıyor. Ona çift tıkladığınız zaman bu sizi çaylaklı adasına geri götürecektir. Evet döndük. Öncelikle tüccarın görevini e, bitiriyoruz. Şimdi ise tekrar adama dönüyoruz. Bu adamdaki görevimiz bitti. Devam etmek isteyen kişiler oyunu daha iyi öğrenmek için alabilir. Ben yalnız yukarıdaki sınıf promotörüne gidip de ilk sınıf değişikliği görevini yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi sınıf promotör denep bize görev veriyor. Sınıf değiştirme sınavı diyor. Bu sıra bu arada sınıf seviyesini ona getirdim ben. 20 level olunca olabiliyor. Yarısı kadar ilerliyor. Şimdi bizi burada piranaların buraya geri getirdi. Yukarıdaki ağaçtaki adamdan e, pirana lideri miydi? Yok pardon antrenma antrenman eleme görevi verecek bize. Onu alacağız. Öncelikle şunu görev teslim ettik. Antrenman eleme görevini aldık. Şimdi bu nerede? Ee, Q tuşuna basınca mini hayta da zaten yeri çıkıyor. Gördüğünüz gibi Q'ya basınca kapanıyor. Bu aranın sonunda öldürüp gelelim. Gördüğünüz gibi bize işaretle gösteriyor. Hemen bunu keselim. Bu adama tekrar geri dönelim. Kestik dönüyoruz. Evet adamın yanına geldik. Görevi teslim ediyoruz. Herhangi bir ürün aldıktan sonra. Şimdi dene bir görmeye geri gidin diye görebilecek. Şimdi bizim buradan tekrardan bu geri dönüş perşemenini kullanarak ışınlarak geri dönmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Görev verdik. Şimdi e, ne olmak istiyoruz? Ben çağrıcı olacağım. Yani pet class olacağım. Çağrıcı diyorum. Bu da zaten sizi yönlendiriyor. Ne oynayacağınızı aşağı yukarı seçersiniz zaten. Güle güle diyoruz. Başka Gildas'ı görmeye gidenin görevini alıp görevimizi bitiriyoruz. Gildas'a geldik. Görevimizi tamamladık. Başka ona başka bir şey almaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar artık Saklıköy pasaportu olmadan bile buradan ışınlanıp gidebiliriz. Eskiden bu hediyeleri bize vermiyordu. Biz burada bu görevleri yapmadan çıkamıyorduk. Şu anda gördüğünüz gibi Katan'a gidiyorum. Katan'da pek işim yok. Katan'daki işlerim olmadığı için şu anda Ufo'a transfer olacağım. Ufuk'tan devam edeceğim oyuna. Katan'a geldik. Buradan Ufo'a ışınlanayım. Ufuk ismi Horizon, Gaia diye geçiyor. Evet, Ufa'a geldim. Şimdi teleportasyoncudan Ufu G dönüş noktası olarak seçin dedim. Siz istediğiniz yere gidin ama gördüğünüz gibi en kalabalık yer ufuk olduğu için ben genelde Ufu kullanıyorum. Şimdi ise işimiz nedir arkadaşlar? Zindan teleportasyoncusuna gidip mehtaptan levellerimizi almak. Artık 50 level olup geri gelmemiz gerekiyor. Mehtaba ışınlanalım. İçeri girelim. Bir tane pet bulsanız aslında böyle 150 level bir size verse daha hızlı kasalısınız ama yapacak bir şey yok şu anda sıfırdan başlamış olarak oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar e, envanterden bir tane şans iksiri açtım bir tane büyüme iksiri açtım e, mucize iksi bir tane enerji tasarrufu bir tane ise bu mor gördüğünüz amfibiliperden açtım fragmandan. Şimdi bunun görevini şöyle söyleyeyim size gördüğünüz gibi hasarım iki kat artıyor ve çok daha hızlı level almaya başlayayım. Bir anda 20 20 21 levellerden 24 26 levellere ki bunlar şu anda levelime yaklaşıyor. Biraz daha ileriye gidersem çok daha hızlı level alacağım. Bu şekilde oynadığımız zaman şu anda çok hızlı bir şekilde gelişeceğiz. Çok hızlı bir şekilde 30 level oldum. 50 level oldum. Şimdi diğer mahzene gidelim. Şimdi e, unutulmuş madenler yani üçüncü sıradaki yere ışınlanıp gidelim. Unutulmuş madenlere geldik. Yıldızı kaldırıp içeri girelim. 60 tebel oldum. Şimdi kristal madene gidiyorum. Kristal vadi diye gidelim. Orada kasalım.